Herkese merhabalar. Bu dersimizde İngilizce emir cümlelerini göreceğiz. Peki nedir bu emir cümleleri ve nerelerde kullanılırlar? Ona bir göz atalım isterseniz. Biz bu cümleleri emir, talimat, tavsiye verirken veya uyarıda ve ricada bulunurken kullanırız. Peki İngilizce'de emir cümlesi nasıl kurulur? Ona bir göz atalım. Öncesinde can ile kurduğumuz bir cümleye bakalım ve onu emir cümlesi haline çevirelim. Can you give me some money? Bana biraz para verebilir misin? Emir cümlesinde özneye ihtiyaç duymayız. Neden? Çünkü biz direkt karşıdaki kişiye konuşuyoruz ya, karşımızda kim varsa ona emir veriyoruz değil mi bir nevi? Bundan dolayı öznemize gerek yok. You kullanmamıza gerek yok. Sadece fiil ve ardından eğer bir nesne geliyorsa nesneyi söylememiz yeterli. O zaman otomatik olarak ne diyeceğiz? Give me some money. Bana biraz para ver. Bu kadar basit. Otomatik olarak emir cümlesi kurmuş olduk. Hatta İngilizce'de fiilleri yalın halde söylemek bile bir emir cümlesi kullanımı. Run, koş. Ne yaptık? Sadece koş fiilini söyledik ve bir emir cümlesi kurduk değil mi? Çünkü karşı tarafa konuşuyormuş gibi düşünün beni. Karşımda siz varsınız, ben size diyorum ki run, koş. Ne oldu? Bir emir cümlesi oldu değil mi? Veya close the door, kapıyı kapat. Ya da bring me the books, bana kitapları getir. Buradaki me sizi özne olarak yanıltmasın. Bu bir nesne zamiri. Bir önceki dersimizi de görmüştük hatırlarsanız. Eğer izlemediyseniz sağ üst köşeye bir link bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu size çok kaba geldiyse kullanım olarak getir, götür, ver diye cümlenin sonuna veya başına lütfen anlamına gelen please kelimesini ekleyebilirsiniz. Böylece cümleniz bir tık daha kibarlaşmış olur. Give me some money please. Lütfen bana biraz para ver. Run please. Koş lütfen. Please close the door. Lütfen kapıyı kapat. Bring me the books please. Bana kitapları getir lütfen şeklindeki gibi. Eğer bir tık daha kibarlaştırmak istiyorsanız cümlenizi, o zaman da please ve will you kalıbını kullanabilirsiniz. Please ve will you'nun arasına emir cümlenizi eklemeniz yeterli. Bu sefer de lütfen olur mu anlamını verirsiniz. Örneğin please bring me the books will you? Lütfen bana kitapları getir. Olur mu? Şeklindeki gibi. Şimdiye kadar emir cümlesinde kurduğumuz bütün örnekler olumlu cümle yapısına örnekti. Olumsuz cümlede ise fiilden hemen önce yapma etme gibi anlamlara gelen don't kelimesini ekleyebiliriz ve böylece cümlemizi olumsuz yapmış oluruz. Örneğin don't drink too much. Çok içme. Don't forget. Unutma. Don't rush. Acele etme gibi. Eğer istersek don't yerine do not da kullanabiliriz. Arada anlam olarak hiçbir fark yok. Do not sadece don't kelimesinin uzun yazılmış hali. Do not forget, unutma anlamını veriyor. Olumsuz cümle kurarken asla anlamına gelen never kelimesini de kullanabiliriz. Ama never kelimesinde şöyle bir durum söz konusu. Bu kelimeyi kullandığımızda cümlemiz dil bilgisi bakımından olumlu bir cümleyken anlam bakımından olumsuz bir cümle oluyor. Neden? Çünkü asla anlamını taşıyor ya. Hemen bakalım örneklerimize. Never forget. Asla unutma. Never underestimate. Asla küçümseme. Gördüğünüz gibi cümleye dil bilgisi bakımından olumsuzluk anlamı katan not kelimesini eklememize rağmen cümlemiz anlam olarak ne oldu? Olumsuz bir cümle oldu değil mi? Ama yapı olarak olumlu bir cümle. Never kullanımı aynen bu şekilde. Konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelin şimdi beraber alıştırmalara geçelim. Alıştırmalarda size 5 adet Türkçe cümle verdim ve bu cümleleri sizin İngilizceye çevirmenizi istiyorum. Şimdi videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika bir süre verin. 5 dakika sonra benle beraber cevap anahtarını görebilirsiniz. Hadi bakalım o zaman geri sayım başlasın. Cümlemizle başlayalım. Buraya gel lütfen. Bu bir olumlu cümle. Olumlu cümle olduğu için fiil ile başlayacağım ve devamını getireceğim. Come here please. İkinci cümlemize geçelim. Bana yardım et. Bu da bir olumlu cümle. Bundan dolayı yine fiil ile başlayacağım ve ardından beni bana anlamına gelen nesne zamirimizi getireceğim. Help me. Üçüncü cümlemize geçelim. Televizyonu kapatma. Bu bir olumsuz cümle. Bundan dolayı olumsuzluk anlamını verebilmek için fiilden önce do not veya don't kelimelerinden birini getireceğim. Ben don't getirmeyi tercih ettim. Don't turn off the TV. Televizyon veya bilgisayar gibi elektrikli eşyaları kapatmak anlamını verirken turn off kullanıyoruz. Dördüncü cümlemize geçelim. Asla bilgisayara dokunma. Asla kelimesini gördüğüm için direkt never kullanmam gerektiğini anladım.
ve never da dil bilgisi bakımından olumlu ama anlam bakımından olumsuz bir cümle olduğu için olumlu bir cümle kuracağım. Never touch the computer. Son cümlemize bakalım. Lütfen kapıyı aç olur mu? Burada please nokta 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 will you kalıbını kullanmam gerekiyor ve nokta nokta dediğim boşluk bölümüne de kapıyı aç emir cümlesini yerleştirmem lazım. Please open the door, will you? Şeklinde olacak. Bu derslik de bu kadar. Umarım videoyu ve anlatımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Ben veya elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Eğer her şeyi anladık çok iyi diyorsanız bu sefer de sizden konuyla ilgili yorum bölümünde birkaç örnek cümle bekliyorum. Umarım yazarsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.